Bunu şöyle kenara alayım. Şöyle. Benim haritam. Bakın şurada ikizler yay. Tam karşılıklı aks biliyorsunuz. Yay burcunda 3 derecede bir Satürn'üm var. İkizler burcunda 2 derecede bir ayım var. Bunlar ikizler yay karşı akslardır arkadaşlar. Karşıtlık yaparlar birbirlerine. Zaten burç olarak karşıtlık yaparlar. İçinde bir gezegen olmasa bile bunlar birbirlerine karşıdır. Evler birbirlerine karşıdır ama birbirlerini tamamlama enerjisi taşırlar aynı zamanda. Birisi ateş elementi, birisi hava elementidir. Birbirlerini tamamlama enerjisi taşırlar yani. Su elementi, toprak elementine, ateş, hava elementine vesaire diye tamamlama enerjisi ve aynalamadır bu aslında yansıtma enerjisidir. Burada benim 180 derecelik bir açım yok arkadaşlar. Karşıtlık diyorum ama bu tamamen bir 180 derecelik açı değil farkındaysanız. Tam 180 derece olması için burayla burası eşit bir şekilde yarım. Karpuzu böyle ikiye bölmüş gibi olmam gerekiyor. O zaman burası 3 ise burası da 3 olmak zorunda. Tam 180 derece demem için. Ama benim ayım 2 derecede. Sonra bu ay nereye gidecek arkadaşlar? 3 derece ikizler, 4 derece ikizler, 5 derece, 6 derece. Sonra ne olacak? Yengeç, sonra aslan, başak diye gidecek biliyorsunuz burayı. İşte benim bu ayım bu Satürn'e yaklaşan açıda. Yani bir karşıtlık açı var ve açının en güçlüsü dediğimiz yaklaşan açıda. Eğer bu ay 3 derecede olmuş olsaydı tam karşıtlık yapacaktı, partil olacaktı. 3 derece 23 dakikada bir ay olmuş olsaydı egzakt olacaktı. Eğer benim bu ayım 4 derecede olmuş olsaydı yine karşıtlık açı olacaktı ama artık uzaklaşan açı diyecektik biz buna. Buraya kadar anlaşıldı mı? Bakın arkadaşlar, şurayı görüyor musunuz?